Dikkat ediyor musunuz? Hepimiz aynı şeyleri konuşuyoruz. Eskisi gibi şöyle yapabilecek miyiz? İşte böyle toplanabilecek miyiz? Eskisi gibi yiyip içip giyinip kuşanıp hayatımıza aynı şekilde devam edebilecek miyiz? Yani her şey eskisi gibi olacak mı? Sonra dedim ki kendi kendime, eğer her şey eskisi gibi olacaksa bugünü ve bugünleri yaşamanın anlamı nerede? Eğer hiçbir şey olmamış gibi hepimiz hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceksek, inandığımız Allah bu musibeti neden gönderdi dünyaya? Bırakın uyanmayı. Hala uyumaya neden ısrarcı? Ki. Neden hala görmedim, duymadım, bilmiyorum diye takılıyoruz ki? Yok güzel kardeşim, yok. Ne dünya ne de Türkiye artık eskisi gibi olmayacak. Olmasın da. Artık Amerika şöyle modern, İtalya böyle Avrupa'yı, İngiltere'de özgür yaşam, işte Paris'e kalbimi bıraktım geldim ağızlarını yapamayacak hiç kimse mesela. Türk olmaktan utanıyorum diyenlerin ağızlarına bizden önce İtalyanlar kürekle vuracak mesela. Ülkesini beğenmeyip Türkiye'yi devamlı yerenlerin karşısına daha büyük projeler koyulacak. Daha büyük çalışmalar sokulacak onların o gözlerinin içine. Dünya çapında yetişecek Türk ve Müslüman yazılımcılar tarihe adını altın harflerle yazdıracak. Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadele bugün dahi konuşulurken yarın yaşadığımız bugünler konuşulmayacak mı zannediliyor? Konuşulacak, yazılacak ve anlatılacak bugünler. Dayanışmanın, birlikteliğin koca bir millete nasıl nefes olduğu yerli solunum cihazıyla anılacak. Aselsan, Arçelik, Baykar gibi değerlerin aynı masaya nasıl oturduğu ve el ele vererek biz bize yeteriz ülküsünü nasıl başardıkları yazılacak arkadaş. Yazılacak. Ülkemizin önde gelen firmalarının, derneklerinin, vakıflarının bugünleri atlatmamız için insanımıza nasıl destek oldukları anlatılacak. Sağlıkçılarımızın, polislerimizin, zabıtalarımızın, eczacılarımızın can siperhane verdikleri bu mücadeleler filmlere, dizilere, romanlara konu olacak. Dedesi emekli maaş kuyruklarında ölenler, emekli maaşlarını bugün kapıya getiren devletinin büyük anlayacak artık. Tek bir vatandaşı için dünyanın öbür ucuna uçak gönderebilen Türk Hava Yolları'nın o göklerde dalgalanan bayrağının büyüklüğünü anlayacak, görecek herkes. Depremzedeler için toplanan yardım paralarını memur maaşlarına kullanan laikçiklerin bugün düştüğü bu aciz durumu, yani zekat fitre toplama hallerini bal gibi hatırlayacak herkes. Şehir hastanelerine demediğini bırakmayanlar, hastanelerin büyüklüğünden ekipman genişliğine kadar eleştirip bugün yapboz oynar gibi şakacıktan bir sahra hastanesi yaptım sananlar vizyonsuzluğu içinde geldikleri gibi bomboş gidecekler. Gidecekler. Kendi bilim adamlarıyla alay edip devamlı batıya göz kırpanlar. Ülke virüs yangını ile uğraşırken mahalle şırfıntısı gibi kenarda rujunu tazeleyenler. O yandan çakma basitler. Ulan dünya siklet atamıyor bu ülkeyle. Bunlar mı durduracak bizi ya? Şahlanıp gelen bir ruhun ahvadıyız diyenlerin karşısına bunlar mı duracaklar? Duvarlara zulüm 1453'te başladı diye yazarken aslında it gibi korktukları Fatih'in torunlarının karşısında hangi surların arkasına saklanacak bunlar ha? Söyleyin, söyleyin o çok bilmiş Batı hayranlarına. Çekilsinler kenara. Varsa hayra bir sözleri konuşsunlar. Yoksa dizlerini kırıp otursunlar evlerinde ve kapasınlar çenelerini. Diyor ya Cemil Meriç, üç kıtaya hakim olmuş bir medeniyetin, dünyaya adalet ve kardeşlik dağıtan bir ülkenin hiçbir zıpçıklı uygarlığı taklite ihtiyacı yoktur. Vakit yeni dünyanın yeni lideri Türkiye'nin vakti. Devamlı diyoruz ya, oturun ve izleyin. Film yeni başlıyor. Evde kalın, sağlıcakla kalın.